Kimsin sen? Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz. Onun adı da Bay Kemal. Vallahi de billahi de senin attığın bütün yalanları mahkemede senin hakiminin huzurunda hepsini ispat edeceğim. Milletimize olan saygımız gereği yalanların ve iftiraların ortada kalmaması için kendimizi bazı gerçekleri ifade etmek mecburiyetinde hissediyorum. Vallahi seninle baş etme asla mümkün değil. Yalan makinesi pozisyondasın. İsterim ki kendisine yalancı dediğim için beni mahkemeye versin. Hayatı kendi ülkesine karşı mücadele etmekte geçmiş bir zatın zırvalarını muhatap almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne diyeyim ben? Allah akıl fikir versin diyeyim. Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var. Ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor. Ama yalan Bay Kemal'e, Kemal'de bol. Akşam yalan, sabah yalan. Onun için bizim tabii yalanda onunla baş etmemiz mümkün değil diyor. Tank üretmeyi, teneke kutu üretmek, uçak üretmeyi, kağıttan model yapmak, savunma ve muharebe sistemleri geliştirmeyi, beş taş oynamak sanan birisine elbette ne desek boştur. Gene yalan, yok öyle bir şey. Pes ya, pes ya. Yani Çorum'da söylüyor. Ey Kemal Efendi dinledin mi? Fırtına obüsleri burada yapılıyor. O habere gidiyor, diyor ki mesela fırtına obüsleri burada üretiliyor. Gene yalan, yok öyle bir şey diyor. Doğrusu fırtına obüsleri orada üretiliyor. Kendisine verilen ülkenin ve milletin yürüttüğü tarihi mücadeleye saldırma görevini canhıraş bir şekilde yerine getiren CHP yönetiminin bir amacı da kurduğu kirli ittifakları gizlemektir. Hayır efendim, hayır. Hayır. CHP'yi milletimize, başındaki zatı da işinin erbabı olan hekimlerimize havale ediyor. Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Sen kim, kahraman kim ya? Allah aşkına ya. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı siyaset değil, ihanettir. Gene yalan, yok öyle bir şey. Pes ya, pes ya. Yani sizlerin de takip ettiği gibi bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı çıktı CHP'ye, artık ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı. Bu ne demektir? Bugüne kadar gizli yaptık, şimdi artık açıktan açığa yapalım. Oturduğun koltuk sana yalan söyleme hakkı veriyor mu? Terör örgütüyle böyle gizli saklı yol yürürsen gün gelir senden bunun bedelini isterler. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Kimsin sen? CHP yönetiminin bir amacı da kurduğu kirli ittifakları gizlemektir. Şimdi her vatandaşımın elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Bugün pek çok CHP belediyesinin yönetim kademelerinde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişilerin görev yaptığı biliniyor. Gene yalan, yok öyle bir şey. CHP gibi bir partiyi götürüp bölücü terör örgütünün kadrolarına teslim eden zihniyetin diğer alanlardaki ezeyanlarına da şaşırmamak gerekiyor. Bu zihniyet elbette Suriye'deki mücadeleye de karşı çıkar. Libya'da ne işimiz var diye de sorar. Devletin tüm kurumlarını ve çalışmalarını da sabote etmeye çalışır. Suriye'ye niye girdin dedim. Suriye'deki kavganın bir parçası neden oldun dedim. İdlib'de ne işin var dedim. Libya'da ne işin var dedim. Mısır'la niye kavga ettin dedim. Filistin bile bizi desteklemiyor bugün. Filistin bile. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır. Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşmayacaksınız. Libya'da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin bu konuda söyledikleri deryada damla hükmünde dahi değildir. Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşarsanız memleketi felakete sürüklersiniz. Bunlar cibiliyet fukarası.
İdlib sanki Türkiye toprağı. Efendim Suriye hükümeti geri çekilecek. Ben oraya geleceğim. Ya adam kendi toprağı kardeşim. Ha sen şunu söylüyorsan, ben Suriye'ye gireceğim, Suriye'den çıkmayacağım, İdlib'i de alacağım, Halep'i de alacağım, Şam'ı da alacağım, bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprağına katacağım diyorsan tamam, onu söyle, çık söyle. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Onu söylüyorsan Suriye'nin toprak bütünlüğünden söz etmeyeceksin o zaman. Bana Misak-ı Milli'den söz ediyor. Misak-ı Milli sınırlarından söz ediyor. Ben onların tamamını biliyorum. Senin gözün Suriye toprağında var mı yok mu? Bunu çık milletin önüne gayet açık söyle bakalım. Var mı yok mu? Biliyoruz ki bugün Suriye ile olan 911 kilometrelik sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda bugünkünden 10 kat, 100 kat büyük kayıplarla yürütmek zorunda kalacağız. Terörle mücadeleyle geçen 40 yılımız bunun en büyük delilidir. Suriye'nin ne topraklarında, ne petrolünde, ne de başka bir değerinde gözümüz yoktur. Tek istediğimiz tarihi ve kültürel bağlarla kardeşlerimiz olarak gördüğümüz Suriyelilerin ne zalim rejimin ne kukla terör örgütlerinin tasallutu altında kalmadan kendi topraklarında huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değiliz. Mahkumuz diyor. Dikkatinizi çekerim. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değiliz. Mahkumuz diyor. Niye mahkumsun? Amerikalılar mal varlığını araştırırlar diye mi mahkumsun? Niye mahkumsun? Niye mahkumsun? Şehadet bizim için bir son değil. Payelerin en büyüğüdür. Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Sen kim, kahraman kim ya? Allah aşkına ya. Ya Süleyman Şah türbesini terör örgütünden kaçıran adama kahraman mı denir Allah aşkına ya? İnsanoğlunda bir vicdan var değil mi? İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyerek kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine hakaret eden, şehitlerimize saygısızlık yapan, gazilerimizi rencide eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Yahu insanda vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib'deki sen o yavruları televizyon ekranlarında izlemiyor musun? Kahraman Putin. Bunda insaf diye bir şey yok. Hain Putin. 3-5 yaşında, 7 yaşındaki o yavruların ayakları çırılçıplak o çamur deryalarının içerisinde nasıl sığınacak yer aradıklarını görmüyor musun ya? Kahraman Trump. O yavruların ahı sana yeter ya. Hain Trump. Açık konuşmak gerekirse karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Bizim bir özelliğimiz var. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak. Nokta. Gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Dili var hakkı konuşamaz. Bu böyle işte, tam kendisi. Tam kendisi. Haram yememek nokta. Kul hakkı yememek nokta. Vatandaşın hakkını sonuna kadar savunmak nokta. FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışla arkadaşlar dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Gelen şehitler, onur olarak kabul ettiğimiz, gurur olarak kabul ettiğimiz, bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için hayatlarını veren insanlardır. Ülkemizin kahraman askerleri, polisleri, jandarmaları, korucuları, dağ başlarında, sınır boylarında, sınır ötesinde teröristle mücadele ederken onların siyasi uzantılarıyla ittifak kuranlar için yolun sonu gözükmüştür. Şehitlik mertebesi sıradan bir mertebe değildir.
Hepimiz insan olarak bu ülke için, bayrağı için, vatanı için hayatını veren şehitlerimize hep saygı duyduk, duymaya da devam. CHP'li başkanlara hizmet umuduyla teslim ettiği belediyeleri teröristlere peşkeş çekerseniz bunun bedelini hem siyaseten hem hukuken hem de milletin nefretini üzerinize çekerek ödersiniz. Efendim, Şehitler Tepesi boş kalmayacak diyor. Aynen onu söylüyorum. Beyefendi, Şehitler Tepesi boş kalmayacaksa çocuklarım var. Seni kefenle karşılayan gençler vardı. Onları gönder oraya. Niye göndermiyorsun? Hani şair, sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile diyor ya, bu millet işte böyle bir millet. Sandılar ki ben geri adım atacağım. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayacağım. Feriştahınız gelse. O anneler, o babalar, o çamur deryaları içerisinde başlarını sokacakları bir çadır dahi bulamıyorlar. Bunları bu katil Esed'in insafına mı bırakacağız? Bana yaptığı teklife bak ya. Git Esed'le görüş diyor. Ya sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Sarayda oturmuşlar bir grup, dış politika belirliyorlar. Hiçbirisinin aklı da ermiyor. Hiçbirisinin. Uluslararası ilişkilerde dostluğun ve düşmanlığın ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarıyla ilgili bir kavram olduğunu fark edememiş bir kişinin bu konularda söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bay Kemal bilmez. Bay Kemal şimdi kalkıyor bize bu noktada ahkam kesiyor. Ya sen siyaseti bilmiyorsun. Sen siyasetin cahilisin ya. Siyasetin cahilisin. Nerede ne oluyor haberin yok. Ne diyeyim ben? Allah akıl fikir versin diyeyim. Yalanlarını ve iftiralarını mahkemelerde defalarca mahkum olmasına rağmen sürekli tekrar etmekten geri durmuyor. İnsanda biraz utanma, biraz sıkılma olmaz mı ya? Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış. Devlet nasıl yönetilir? Uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür? Zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir. Sen kimsin Allah aşkına ya? Türkiye tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken sürekli devletini ve milletini tahkir eden askerinden hakimine, savcısına kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Lafı konuşurken 50 kişiye danışacaksınız. Bunlardaki Erdoğan düşmanlığı ne yazık ki tavan yapmış vaziyette. Bu CHP, var CHP. Türkiye'nin de ana muhalefetin başındaki zat kalkıp bize Esed'le görüşmeyi tavsiye ediyor. E sen görüşüyorsun zaten, yeter. Bu CHP, var CHP. Yani bunlarda bu ülkenin menfaatlerini, çıkarlarını savunmak diye bir şey yok. Kalkıp da AK Parti'yi gidip Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye düşmanlarına şikayet etmek kadar alçalmak olabilir mi? Bu CHP, var CHP. APO'nun ortaklarıyla da zaten ortaklığı var. Yürüyüşleri beraber yaptılar. Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdüler. Öyle mi? Ve bununla kalmadılar. Avrupa Parlamentosu'nda yine beraber dirsek dirseğe oturdular. Oradan da yine ülkemize saldırdılar. Bir kibir abidesi olarak sarayda oturmaktadır. Bütün insanları kendi talimatını alan birer sinek gibi görmektedir. Bunlar cibiliyet fukarası. En gür sesi çıkaran, en namussuz sesi çıkaran partinin de CHP olduğunu o da çok iyi bilmektedir. Ne diyor bize? Libya'da ne işimiz var? Yani CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'di. Sen demek ki Gazi Mustafa Kemal'in hayatından da haberin yok. Gazi Mustafa Kemal'in oralarda ne işi vardı?
Trablusgarp'ta ne işi vardı? Niye oralara gitti? Öyle mi? Bizim bir tarihimiz var ya. Biz tarihimizi inkar eden değil, tarihimize sahip çıkan, tarihimizle geleceğe yürüyen bir siyasi partiyiz. Vallahi seninle baş etme asla mümkün değil. Savaşta tank, top, uçak, füze, kurşun bir yere kadar işe yarar. Asıl mesele yürektir, yürek. Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Sen kim, kahraman kim ya? Allah aşkına ya. Biz bu coğrafyanın misafiri değil, ev sahibiyiz. Libya'da Türk aşiretleri var. Ama sorun bilmez. İnanın CHP'nin şurada 15-20 yıllık geçmişini dahi bilmez bu adam. Bu kadar bu işlerden uzak. Kılıçdaroğlu bunu araştırır bulur diye hiç düşünmedin mi sen? Bu Kılıçdaroğlu belgeye dayanmadan konuşmaz diye düşünmedin mi sen? Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra da CHP çatısı altında varlığını sürdüren bu hastalıklı zihniyet fırsat buldukça kafasını çıkartıp aynı sapkınlığı sergilemekten geri durmamıştır. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ederseniz namuslu ve şerefli kavramını kirletirsiniz. Milletimiz AK Parti'yi devletin imkanlarını birilerinin tasallutundan kurtarıp kendi hizmetine sunduğu için böylesine sıkı bir şekilde sahipleniyor. Bu zat aynı zamanda Kur'an'la da dalga geçiyordu. Bakara makara diyerek. Partimizin misyonuna ve halkımızın beklentilerine uygun şekilde bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmekte kararlıyız. Bunların ne kadar samimi olduğu buradan belli. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam nasıl olur da büyükelçi tayin edilir? Hayatı kendi ülkesine karşı mücadele etmekle geçmiş bir zatın zırvalarını muhatap almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yarın o büyükelçi daha büyük bir rüşvetle devletin bütün sırlarını satarsa ne diyeceğiz? Bunları tanımıyorsun. Şimdi Viyana büyükelçisi atandı. Bir ülkücü kardeşimizin ölümüyle ilgili aranıyordu, uzun yıllar aranıyordu. Kırmızı bültenle arandı. Vatandaşlıktan çıktı. Daha sonra sözde Ermeni soykırımının tanınması için büyük mücadeleler verdi, çaba gösterdi. O da şimdi büyükelçi. Asıl mesele inançtır. Asıl mesele imandır. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bu büyükelçiyi de Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum. Evet, Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum. Ülke olarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesine tüm kalbimizle bağlıyız. Şaban Dişli, gayet iyi hatırlıyorsunuz değil mi? 1 milyon dolar rüşvet alan adam, belgesini ortaya koyduk. 1 milyon dolar. O da şimdi büyükelçi. O da büyükelçi. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz. Yüreğini yaralayabilirsiniz. Ama asla mücadele azmini kıramazsınız. Ama iki kişi var, bunların da hakkı. Birisi Muammer Güler. Hakkını yememek lazım. O büyük ölçüde malı götürdü. Ona Washington Büyükelçiliği yakışır. Washington Büyükelçiliği. Herkesin zaten bildiği gerçeklerin birileri tarafından ikrar edilmesinin önüne geçemiyorlar. Diğeri Zafer Çağlayan. Zafer Çağlayan'a dese ki Moskova Büyükelçisi yanlış yapmış oluruz. Neden? Çünkü saat merakı var. En iyisi İsviçre. İsviçre Büyükelçisi. CHP'yi milletimize, başındaki zatı da işinin erbabı olan hekimlerimize havale ediyor. Zafer Çağlayan 28 seferde 52 milyon dolar rüşvet aldı. Bu ne demektir? Bugüne kadar gizli yaptık, şimdi artık açıktan açığa yapalım. Muammer Güler 10 seferde 10 milyon dolar rüşvet aldı. Egemen Bağış 3 seferde 1 milyon dolar rüşvet aldı. Şaban Dişli'de 1 milyon dolar rüşveti belgesiyle ortaya koyduk. O da ondan beslendi. Bunlar cibiliyet fukarası. Bu ülkede bunca güzel iş olurken ne kadar güzel işler oluyor. Bütün yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları büyükelçi tayin ediyorsun. Bundan daha güzel bir şey olamaz tabii.
Birileri sırf milletin moralini bozmak için mesela ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı utanmadan, sıkılmadan tekrarlayabiliyor. Ben burada çok ağır bir ifadede kullanabilirim de bu kürsüye yakışmaz diyor. Yakışır yakışır, her türlü şeyi söyleyebilirsin sen. Saman ithal ediyor dedim, bu yalandır diyor. Bakın arkadaşlar, bu gümrük giriş beyannamesi. İzmir Gümrük Müdürlüğü 19 Şubat 2020 yeni. Ticari tanımı saman. Kilogram 50.320 kilogram. Saman ithal etmişiz. Gümrük. Bir tane daha örnek vereyim. Bu da öyle. Bu da İzmir Ali Ağa. Burada da saman diye yazıyor. Miktarı da var burada. Bütün bunların hepsini çıkardım. Uzun bir liste çıktı. Her bir satırında ithal ettiğimiz samanların gümrük giriş beyannamesi tutarı hepsi burada var. Şimdi ben Erdoğan'a sormak isterim. Kim yalan söylüyor? Bu belgeler söylüyorsa bu belgeler benim değil, devletin belgesi. Esasen bu zatın sürekli dönüp dolaşıp saman konusunu açması zihin dünyasının çapıyla ilgili yeteri kadar fikir vermeye yeterli. Cümreye sorun, bütün bunların hepsi çıkar. Peki millete niye yalan söylüyorsun? Oturduğun koltuk sana yalan söyleme hakkı veriyor mu? İnsanda biraz utanma, biraz sıkılma olmaz mı ya? Daha bu ülkenin saman meselesini anlayamamış bir kişiden bölgesel ve küresel düzeydeki politikalarını kavramasını beklemenin haksızlık olduğunu da kabul ediyorum. Kılıçdaroğlu bunu araştırır bulur diye hiç düşünmedin mi sen? Bu Kılıçdaroğlu belgeye dayanmadan konuşmaz diye düşünmedin mi sen? Yoksa CHP'nin başındaki zatın dünyasının saman konusunu bile anlamaya yetmediğini hep birlikte zaten görüyoruz. Kuru soğan dolayısıyla depolar dolu. Kuru soğan var yeteri kadar ama ne patatesi ne de kuru soğanı dışarıya ihraç edemezsiniz diyorlar. Ve depolarda çürümeye başladı, çimlenmeye başladı. Patates ve soğan gibi ürünlerin ihracatına da iç talepte herhangi bir sıkıntıya yol açmamak için kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük buğday ithalatını yaptı. En büyük. 2018 ve 2019'da bir rekor kırdı, ithalat yaptı. Patates ithalatı da yapıldı, soğan da. Geçen yıl yaşanan kıtlık dolayısıyla çok sayıda vatandaş patates ve soğan ekti. Şimdi ihracını yasakladılar, depolar dolu ve üretici perişan vaziyette. Bekliyor ki acaba el uzatıp bizim sorunlarımızla ilgilenecekler mi? Söyleyeyim, soğan üreticisi kardeşime, daha sonra çiftçilere söyleyeyim. 18 yıldır senin sorunlarıyla ilgilenmeyen bir siyasi iktidar, bir saray sosyetesi şimdi mi ilgilenecek senin sorunlarıyla? Her ne kadar kendisinin anlamayacağını biliyorsak da saman konusunu bu zatın zihin çapına uygun şekilde tekrar izah edelim de hiç değilse mesele onu dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın. O sarayda oturuyor keyfi yerinden. Bir eli yağda bir eli bağlı. Senin hangi şartlarda çalıştığını, sabahın köründe tarlaya nasıl gittiğini, ürünü nasıl elde ettiğini, nasıl ter döktüğünü, alın terinin ne kadar değerli olduğunu saray sosyetesi bilir mi? Onlar başka, sen başkasın kardeşim. Onların hayatı ayrı, senin hayatın ayrı kardeşim. Türkiye 2019 yılında yaklaşık 24 milyon ton saman üretmiştir. Bu samanın yaklaşık 85 bin tonunu ihraç ederek 14 milyon dolar gelir elde ettik. Size yine bir açıklamayı okuyacağım değerli arkadaşlar. 18 yıl önce yapılmış bir açıklama. Bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlardan evine çöp, rızık toplayıp götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım. Ben bu hale Türkiye'yi kim getirdim? Bu hükümet getirmedi mi?
Bu hükümetin ortakları olarak bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Millet bunların hepsini çok iyi biliyor. Bir seçim satım haline girildiği zaman bunların hepsi hatırlandığında neyin bedelini kimlerin ödemesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu sözler Erdoğan'a ait sözler. İktidara gelmeden önce. Peki millete niye yalan söylüyorsun? Gelelim buğday meselesine. Yılda 20 milyon ton buğday üretiyor ve 18,5 milyon ton da tüketiyoruz. Peki buna rağmen niye buğday ithal ediyoruz? Havuz medyasında çıkmış bir televizyona konuşuyor. Çünkü Türkiye dünyanın en önemli gıda üretici ve ihracatçılarından biridir. Şimdi herkes elini vicdanına koyup bir düşünsün. Tarım ürünleri ihracatımız 2002 yılında 3,8 milyar dolar iken 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. Siyaset cep doldurmak için yapılmaz. Yani yaklaşık 5 katına çıktı. Ne demek ya? Söylenenin aksine Türkiye tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke değil. Net ihracatçı bir ülke. Bu CHP var ya CHP. 2019 yılında dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolara ulaştı. Bu CHP var ya CHP. Bizim üretimimiz gıda sanayinin talebini karşılamaya yetmediği için yurt dışından ithal edilen buğday, makarna, bisküvi, un gibi katma değerli ürünlerin üretiminde ve ihracatında kullanılıyor. Bu CHP var ya CHP. Dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız. Bay Kemal. Bu CHP var ya CHP. Bay Kemal'in bile anlayabileceği kadar basit. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Kimsin sen? CHP'yi milletimize, başındaki zatı da işinin erbabı olan hekimlerimize havale ediyor. Vallahi ve billahi de senin attığın bütün yalanları mahkemede senin hakiminin huzurunda hepsini ispat edeceğim. Milletin anasını ağlattılar, milletin anasını. Milleti perişan ettiler. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. İki elim bugün de mahşerde de yakanda olacak kardeşim. Yalanın sonu yok ki. Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor. Tamamı yalan. Ama benim söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı doğru. Maalesef bunların her işi böyle. Hakikatleri anlatmak yerine eğerek, bükerek, çarpıtarak, hatta çoğu defa yalan ve iftiradan kaçınmayarak gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor. Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Gel gel buralara bir gel. Sana doğruları söyleyen tek insan benim. Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Yazık, günah değil mi ya? 82 milyonu perişan ediyorsunuz. Bir grubu zengin etmek için. Bir avuç insanı zengin etmek için. CHP Genel Başkanı'nın yalancılığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı, defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır. Ayda 1000 liranın altında aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı. Rakamı diyor ki efendim, bu rakam yanlış. Bir daha söyleyeyim. 847.643 kişi. CHP Genel Başkanı'nın bir başka yalanı, ülkemizde hala 1000 liranın altında emekli maaşı alan 847.000 kişinin bulunduğudur. Bunları ben söylemiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtlarında var bunlar. Buradan tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum. Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Emekli aylıklarını, emeklilerin insani düzeyde yaşayabilecekleri bir hayat seviyesine çıkardık diyor. Kılıçdaroğlu kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız 1000 lirayı. 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. 60 lira. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı emekli aile alıyorsun. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı aile alıyorsun. Keyfin yerinde, hayat standardın İsviçre koşullarında.
Gariban emekliye diyorsun ki bak senin hayat seviyeni insani koşullarda yaşayabileceğin düzeye çektik diyorsun. Ama bugünkü Türkiye farklı. Aslında bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor. Güya şark kurnazlığı yaparak hak sahipleri arasında paylaştırılan ölüm aylıklarını her biri ayrı emekli maaşıymış gibi anlatıyor. Ben defalarca 1000 liranın altında emekli aylığı alan binlerce kişi var demiştim. Yalan söylüyorsun demişlerdi. Doğru değildir demişlerdi. Sonra baktılar ki ya Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor. Ölüm aylığı. Halbuki ortada tek bir emekli maaşının birden fazla hak sahibi arasında paylaştırılması vardır. Kim yalan söylüyor? Kim doğruyu söylüyor? Geçmişte bilinen tek icraî faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin böyle bir işlemi anlamasını beklemenin zor olduğunun elbette farkındayız. İnsani düzeye çıkardık diyor emeklilerin durumunu. Yoksulluk sınırı, ben tespit etmiyorum yoksulluk sınırını. İlgili kurumlar tespit ediyor. Yoksulluk sınırı 6705 lira. Milletimiz de işte bunun için. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi taklayı atarlarsa atsınlar, kendilerini %25'in üzerine çıkarmıyor. Erdoğan şunu unutmasın. Ben doğruları söylüyorum. Senin çevrendekiler seni kandırıyor. Zaten her önüne gelen kandırdı ya. Gene kandırıyor. Ben doğruları söylüyorum. Dürüstçe, delikanlıca, mertçe siyaset yapmaya yönelmiyorlar. Biz Allah ömür verdikçe milletimize hizmet etmeye, eser ortaya koymaya, mücadeleye devam edeceğiz. Aylık geliri resmi rakamı veriyor. Beyefendi saray sosyetesinin tamamı duysun. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı. Ben demiyorum, devletin resmi rakamları. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8.647.283 kişi. Yalanın sonu yok ki. Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı veriyorum. Hangi refahtan söz ediyorsun sen? Saraya bakıyor, saray sosyetesine bakıyor. Herkesin durumu iyi, bütün emeklerin durumu iyi. Ya emekli perişan vaziyette kardeşim. Buradan tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum. Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Bay Kemal olmak kolay değil. Kılıçdaroğlu kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız 1000 lirayı. 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. 2058 lira açlık sınırı. 2058 liranın altında aylık alanların sayısını vereyim. 6.850.513 kişi. Yalan ve iftiradan kaçınmayarak gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyordu. 6.705 lira emekli aylığı alan kaç kişi var Allah aşkına ya? Kaç kişi var? %90'ından fazlası yoksulluk sınırının altında. Açlık sınırı 2058 lira. Açlık sınırı 2058 lira. Asgari ücret 2020 lira. Yani açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Bay Kemal olmak kolay değildir. Gel gel buralara bir gel. Bay Kemal. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca neredeyse yaptığımız her yatırımı engellemek için davalar açan, nümayişler yapan, kürsülerde nutuklar atan kimdi? Bunlardı. Bakın arkadaşlar, refah düzeyini yükselttik diyor değil mi? Emekliler bile isyan ediyorlar. Ne diyor? Hayat emekliye zulüm oldu diyor. Benim verdiğim rakamları veriyor zaten. Ama Erdoğan'ın bunlardan haberi yok. Çünkü saray sosyetesi ayrı bir yerde. Türkiye gerçekleriyle tamamen koptular bunlar. Türkiye gerçekleriyle. Yok öyle bir tablo. Türkiye ayrı bir yerde, saray ayrı bir yerde. Arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bu konuyu Sayın Genel Başkan'a ilkokul bile değil, tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler.
Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir, görüntülü olarak. İğneden ipliğe her şeye zam yaptın. Doğalgaza zam yaptın. Elektriğe zam yaptın. Her şeye zam yaptın. Emekliye gelince %4-5 zam verdin. Sonra da senin hayat standardını insani düzeye çıkardım diyorsun. Ya sen çöp konteynerlarından yiyecek toplayan adam görmedin mi? Kadın görmedin mi ya? Pazarlarda akşam saatlerinde pazar atıklarından nafakasını toplayan aileler görmedin mi sen ya? Ne çabuk unuttun sen ya? Ne çabuk unuttun sen? Bugünkü Türkiye farklı. Aslında bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor. Emekli aylıklarını aylık bağlama oranını düşürdüler. Böylece emekli daha az emekli aylığı alacak. 2008'den sonra emekli olanların eline daha az emekli aylığı geçecek. Milletimiz de işte bunun için. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi taklayı atarlarsa atsınlar. Kendilerini %25'in üzerine çıkar mı? Ne demişlerdi seçimlerden önce? Bana oy verin, Türkiye'yi uçuracağız. Ne oldu? Uçtu doğru. Yukarıya doğru değil. Aşağıya doğru uçuyoruz. Aşağıya doğru. Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya. Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Bay Kemal olmak için elin arama uzanmayacak. Bay Kemal. Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder, yapacağı bir şey yok. Bay Kemal vatanını ve milletini seven birisidir. Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın. Tank palet fabrikası, benim unuttuğumu falan sanmasınlar. Tank palet fabrikası değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi. Avrupa'nın. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Erdoğan az önce açıklamalar yapıyor. Vay efendim, iftira atıyorsunuz. Satılmadı. Satılmadı, doğru. Zaten biz peşkeş çekildi diyoruz kardeşim. Satılsa para alacaksın. Kiraya versen para alacaksın. Peşkeş çekildi diyoruz ya. Fabrikanın mülkiyetinin, bugün buradan tekrar açıklıyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim de tekrar bunu duysun. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Tamamı yalan. Ama benim söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı doğru. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan, değerli kardeşlerim, BMC'ye, yani BMC'ye devredildi. Bedava verildi, bedava, bedava. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına bedava verildi. 25 yıllığına. Ya araziyi, 1 milyon 800 bin metrekarelik araziyi versen dünyanın parasını alırsın ya. Yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Ve bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği bu anlaşmanın kayıtları içerisinde de ayrıca vardır. Telekom'u kaça kiraladın? 6,5 milyar dolara. O da geçiciydi. Satılmadı telefon. 6,5 milyar dolara kiraladılar, parayı aldı.
25 yıllığına işletme hakkını veriyorsun. Telekom gibi karşılığında 1 lira bile alınmıyor. Birileri bir şeyler almış tabii, kesin o. Birileri bankada yurt dışında hesaplarına para yatmış olabilir. O da kesin. Kesin olmasa benim mal varlığımı otur araştır. Araştırmazsan namertsin diyebiliyor musun? Diyemiyorsun, diyemiyorsun. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Efendim, Türk-Katar ortaklığıyla BMC'ye devretmişler. Kaça devrettin kardeşim? Ben bunu soruyorum. Kaça devrettin? Kaç lira aldın sen? Ve bir şey daha soruyorum. Madem her şey aleni, madem herkes her şeyi biliyor, kararnameleri niye gizli çıkarıyorsun? Niye gizli kararname? Özelleştirme kanunda gayet açık. Özelleştirme işlemlerinde aleniyet açıktır diyor. Bu kadar basit. E sen kararnameyi gizliyorsun. Demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun, öğrenmesini istemiyorsun. Özellikle de benim öğrenmemi istemiyor. Senin boyun ona yetmez. Ben her şeyi öğrenirim. Her şeyi öğrenirim. Tabii CHP Genel Başkanı hala fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Erdoğan'a soruyorum. Tank palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Öyle bir protokol yapmışlar ki bu beyler, yani 25 yıllığına bedava aldıkları fabrikayı bu beyler çalıştıracaklar. Asker bizim, işçi bizim, tezgahlar bizim, fabrika bizim. Orada mal üretilecek, bana satacaklar. Ya ben kendim üretiyorum zaten. Niye bana satıyorsun? Akıl var, mantık var. Ben bu soruyu soruyorum. Cevap, efendim Kılıçdaroğlu bilmez. Biz onu Katar ve BMC ortaklığına 25 yıl işletsin diye devrettik. E kaça devrettin kardeşim? Kaça devrettin? Kaça kiraladın? Arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bu konuyu Sayın Genel Başkan'a ilkokul bile değil, tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir, görüntülü olarak. Sen bununla ilgili bir ihale yaptın mı? İhale yaptın mı? Efendim 50 milyon dolarlık yatırım yapacakmış. E birisi çıkar der ki ben de 150 milyon dolarlık yatırım yapacağım. İhale yaptın mı? İhale yapmadın. Niye yapmadın? Niye yapmadın? Hangi gerekçeyle ihaleyi yapmadın? Maalesef bunların her işi böyle. Hakikatleri anlatmak yerine eğerek, bükerek, çarpıtarak, hatta çoğu defa yalan ve iftiradan kaçınmayarak gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor. Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum. Vay Kemal, sen hala oradasın ya. Gel gel buralara bir gel. Sana doğruları söyleyen tek insan benim. Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Yazık, günah değil mi ya? 82 milyonu perişan ediyorsunuz. Bir grubu zengin etmek için. Bir avuç insanı zengin etmek için. CHP Genel Başkanı'nın yalancılığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı, defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de adaletsizliğin boyutunu gösteriyor. Devletin malının nasıl birileri tarafından birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor. Devletin malını peşkeş çekiyorsunuz. Bedava veriyorsunuz. Kendisine şu soruyu da sordum. Bana dünyada bir ülke gösterin ya. Olur ya, benim bilmediğim bir ülke. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 25 yıllığına kiralasın. Bir tane örnek gösterin ya. İster Papua Yeni Gine'yi, ister Amerika, ister Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, gösterin. Var mı böyle bir örnek?
Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya. Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Dünyada böyle bir örnek yok. Peki sen niye kiralıyorsun kardeşim 25 yıllığına? Üstelik bedava. Bedava kiralıyorsun. Bir kuruş almadan kiralıyorsun. Ve bizim işçiler de onların emrinde çalışacak. Bedelini biz ödeyeceğiz. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca neredeyse yaptığımız her yatırımı engellemek için davalar açan, nümayişler yapan, kürsülerde nutuklatan kimdi? Bunlardı. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Bay Kemal olmak kolay değildir. Gel gel buralara bir gel. Bay Kemal. Herkesin bilmesini istedim. Özellikle de ülkücü kardeşlerimin bilmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikasının yabancı bir orduya peşkeş çekilmesini ben kabul etmiyorum. Milliyetçilik anlayışım da kabul etmez bunu. Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal. Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin. İnanın kaybeder, yapacağı bir şey yok. Bay Kemal vatanını ve milletini seven birisidir. Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın. Sana bu yetkiyi kim verdi? Hangi kanun sana böyle bir yetki verdi? Bu soruyu soruyoruz. Bu soruların tamamı havada. Tamamı havada. Onlar sanıyorlar ki biz bunları söyleyince Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ne Kılıçdaroğlu, ne CHP, ne de 82 milyon vatandaş bu konuda geri adım atmayacak. Hiçbirimiz atmayacak. Biz kendi ülkemizi seviyoruz. Kendimiz üretmek istiyoruz. Bu fabrikanın büyük ortağı Katar. Sevgili Erdoğan, sen bunu biliyor musun? Yöneticisi de Katar. Sen daha ticari sicili gazetelerine bakmadın. Ama ben o ticari sicili gazetelerinin tamamına baktım. Sen ülkeyi yönetemiyorsun. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlerin bu memlekete faydası olmaz. Ceplerine faydası olur. Hükümet ettiklerini sanıyorlar. Devleti yönettiklerini sanıyorlar. Yakından uzaktan bir ilgisi yok değerli arkadaşlar. Bunlar düzenleme yaptılar. Düzenleme yaptılar. Kimin sırtından yaptılar? Emeklilik yaşı yükseldi. 65. Prim ödeme gün sayısını yükselttiler. Bugün asgari ücretten birisi prim ödeyip emeklilik hakkını kazandığında, başvurduğunda kendisine 1.000 lira emekli aylığı bağlanıyor. Bugün başvursa 1.000 lira emekli aylığı alıyor. Ama bu kişi 2008'den önce yine aynı şekilde asgari ücret ödeyip asgari ücret üzerinden emekli olsaydı alacağı aylık 2627 lira olacaktı. 1627 lirayı kestiler emekliden. Hayat standartını yükseltmek için tabii. Başka ne için olabilir? Daha az para veriyorsun, hayat standartı yükseliyor. Ona göre öyle. Kafa tersinden çalışınca böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Sosyal Sigorta Kurumu'nun açıkları, bakın. Emeklilik yaşı oldu 65. Prim ödeme gün sayısı oldu 9.000 gün. Aldığın aylık düştü. Açık 2019 Temmuz itibariyle 28 milyar 323 milyon 112 bin lira. Cumhuriyet tarihinin en büyük açığıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük açığı. Soru şu. Ya arkadaş, yaşı yükselttin. Primi artırdın. Aylığı düşürdün. Bu açık niye büyüyor? Buna cevap veren var mı? Cevap veren yok. E bu soruyu sormayacak mıyız? Soruyu soracağız. Tabii işsizlik felaket bir pozisyondayız. İşsizlik konusunda. Felaket bir durumdayız. İşsizlik bunların umrunda değil. Sarayın umrunda da değil.
Onlar sadece ve sadece laf üretiyorlar. Sadece ve sadece laflarla memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Bu zatın diline doladığı bir başka mesele de biliyorsunuz istihdam rakamlarıdır. İstihdam artıyor diyoruz. Bu kişi rahatsız oluyor. Bir şahıs insanların iş bulmasından, çalışmasından, evine ekmek götürmesinden niye rahatsız olur? Anlamak mümkün değildir. Sosyete damadın yaptığı açıklama. Ne açıklaması? İstihdam seferberliği açıklaması. Ne zaman? Şubat ayında. 2019'da. Ne diyor? 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Elbette ülkemizdeki her bir işsiz kardeşimiz bizim de üzüntü kaynağımızdır. Çalışabilir yaştaki herkese iş oluşturmak boynumuzun borcudur. Ama bal bal denilerek ağız tatlanmıyor. Şöyle bir siyasetçi düşünün. 2,5 milyon istihdam yaratacağım diyor. 8 milyonu aşkın işsiz doğuyor. Normal demokrasilerde olsa bu siyasetçinin istifa etmesi lazım. Bizde istifa etmez. Çünkü ar damarı yok. Ar damarı olan birisi utanır, sıkılır. Ya bir laf ettik. Boyumuzu aşan bir lafı ettik. Hiçbirisini yerine getiremedik. Bari adab ile erken ile şekillenin babı hükümettendir. İstifa edeyim der. Ben ayrılayım buradan der. Verdiğim sözü tutmadım. Bunu söylemesi lazım. AK Parti döneminde istihdam yaklaşık 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız hala %14 gibi yüksek bir seviyededir. Bu yüksek işsizlik oranının geçtiğimiz yıl yaşadığımız ekonomik saldırının yol açtığı sıkıntıların ötesinde sebepleri vardır. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile işinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi eğitim düzeyinin yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. 8 milyonu aşkın işsiz var geniş tanımıyla. 8 milyonu aşkın. Son bir yılda 1 milyona yakın kişi işsiz kaldı. Yani bırakın 2,5 milyonu işsiz yaratmayı, işçi yaratmayı, istihdam yaratmayı. Tam tersine 8 milyona ulaştı bizim işsiz sayımız değerli arkadaşlarım. 2002 yılına göre 2018'e kadar olan dönemde İş gücüne katılma oranında 3,6 puanlık bir artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6,3 puanı buluyor. Toplam istihdam oranındaki artış 3 puanı bulmasına rağmen iş gücüne katılımdaki bu yükseliş sebebiyle işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır. Para nereye gidiyor? Vatandaş vergisini veriyor. Para nereye gidiyor? Onu da AK Partili kardeşlerime söyleyeyim. Ülkücü kardeşlerime de söyleyeyim. Neden? Çünkü MHP destekliyor. Bütün bu politikaları MHP destekliyor. Türkiye'nin 2002-2019 döneminde, 2002-2019 AK Parti döneminde Londra'daki bir avuç tefeciye ödediği faiz 173 milyar dolar. Evet, 17 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye bu milletin fakir fukaranın vergileriyle ödenen faiz 173 milyar dolar. 173 milyar dolar. Yalanın sonu yok ki. Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor. Tamamı yalan. Ama benim söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı doğru. Bugünkü Türkiye farklı. Aslında bunun böyle olmadığını kendisi de biliyor. Emekli aylıklarını aylık bağlama oranını düşürdüler.
Böylece emekli daha az emekli aylığı alacak. 2008'den sonra emekli olanların eline daha az emekli aylığı geçecek. İğneden ipliğe her şeye zam yaptın. Doğalgaza zam yaptın. Elektriğe zam yaptın. Her şeye zam yaptın. Emekliye gelince %4-5 zam verdin. Sonra da senin hayat standardını insani düzeye çıkardım diyorsun. Ya sen çöp konteynerlarından yiyecek toplayan adam görmedin mi? Kadın görmedin mi ya? Pazarlarda akşam saatlerinde pazar atıklarından nafakasını toplayan aileler görmedin mi sen ya? Ne çabuk unuttun sen ya? Ne çabuk unuttun sen? Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Bay Kemal olmak kolay değildir. Gel buralara bir gel. Bay Kemal. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetmen hakkını yemeyeceksin. Bay Kemal. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin. Bay Kemal. Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya. Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Dünyada böyle bir örnek yok. Peki sen niye kiralıyorsun kardeşim 25 yıllığına? Üstelik bedava. Bedava kiralıyorsun. Bir kuruş almadan kiralıyorsun. Ve bizim işçiler de onların emrinde çalışacak. Bedelini biz ödeyeceğiz. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca neredeyse yaptığımız her yatırımı engellemek için davalar açan, nümayişler yapan, kürsülerde nutuklar atan kimdi? Bunlardı. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Bay Kemal olmak kolay değildir. Gel buralara bir gel. Bay Kemal. Herkesin bilmesini istedim. Özellikle de ülkücü kardeşlerimin bilmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikasının yabancı bir orduya peşkeş çekilmesini ben kabul etmiyorum. Milliyetçilik anlayışım da kabul etmez bunu. Yurt dışındaki işçileri zaten sömürü alanı olarak görüyorlar. Para var, nasıl hortumlarız ya? Bunlardan birisi de sosyal güvenlik biliyorsunuz. Yurt dışındaki işçiler eskiden 7200 gün prim ödeyip emekli oluyorlardı. 7200 gün prim ödeyip emekli oluyorlardı. Borçlanma da %32 oranda bir şey ödüyorlardı. Prim. Prim oranı %32 civarındaydı. 7200'ü dediler ki biz 9000 güne çıkarıyoruz. Olur. Çıkardılar 9000 güne. Ama %32 prim oranını %45'e çıkardılar. Biz de merak ettik ya bu %45 nedir? Baktık. %12'si diyorlar sağlık için alıyoruz. Olabilir. %12 sağlık sigortası için alıyoruz. Olabilir. Herhangi bir sorun yok. %20'si ölüm ve malülük sigortası için alıyoruz. E o da güzel. Olabilir. Ölüm ve malülük olursa alacak sigorta primini ona göre malülük aylığı ya da ölüm aylığı bağlanmış olacak. Geriye kalıyor %13. Yani 32 ile 45 arasında geriye kalıyor %13. %13'ü ne diye alıyorlar? Cevabı yok. Niye alıyorsun bu fazla parayı? Bunun adı haraçtır arkadaşlar. Yurt dışındaki işçinin alın terinden haraç toplamaktır. Tefeciye faiz ödersin, yurt dışındaki işçinin alın terini alırsın, bir şekliyle kullanırsın. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bütün bunlara yurt dışındaki işçilerimizin de dikkat etmesi lazım. Artık yurt dışındaki işçilerimizin de uyanması lazım. O gece bu memleketin cumhurbaşkanı yoktu. O gece bu memleketin bakanları yoktu. Özellikle de Milli Savunma Bakanı yoktu o gece. Bu zat dün de çıkmış kürsüye. O gece neredeydiniz diye soruyor. Madem merak ediyor söyleyeyim. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanı sabaha kadar görevinin başındaydı.
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ertesi gün erken saatlerden itibaren de hiç ara vermeden Cumhuriyet tarihinin liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyor. O gece bu memleketin Genelkurmay Başkanı yoktu. O gece Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, diğer tüm komutanlar hepsi istisnasız görevlerinin başındaydı. Neredeydiler o gece? O gece devletten bir kişi vardı, Hatay Valisi. O gece bu ülkenin Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, diğer bakanlarımız, MİT Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ve diğer tüm sorumlular görevlerinin başındaydı. Kılıçdaroğlu beni aramadı. Kardeşim, arayacak olan ben değilim, arayacak olan sensin. Nedir bu durum? Bilgi vereceksin. Benden telefon bekliyormuş. Ordumuza büyük bir kumpas kurulmuş. Onlarca şehidimiz var. Beylersaray'da oturuyorlar. Bir Allah'ın kulu çıkıp millete bilgi vermiyor. Beyefendi bekliyor. Acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak? Ben seni niye arayayım ya? Eğer çok merak ediyorsan, nasıl ki Sayın Bahçeli ile telefon diplomasimizi yürüttük, nasıl ki Meral Hanım'la bunu görüştük, nasıl ki Sayın Karamollaoğlu'yla bunları görüştük, sen de arardın, sana da gerekli bilgiyi verirdik. Hatay valisi televizyona her çıktığında bütün arkadaşlarla beraber seyrederken yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kahve içip televizyon seyrederken ülkeyi yönetenler yüreklerindeki acıya rağmen şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için canla başla çalışıyordu. Gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten. Ya insan da biraz vicdan olur ya. Biraz ahlak olur ya. Cumhurbaşkanlığı makamı seni arayacak, sana bilgi verecek. Bu bir defa bu işin protokol anlayışına da sığmaz. Nasıl bir yönetim anlayışıdır? Nasıl bir kibirdir? Bunu anlamakta zorlanıyorum. İnsan olarak anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir süreç içerisinde biz bir taraftan içeride haritalar üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir taraftan da nerede ne gibi adımlar atacağız onun üzerinde çalışıyoruz. Ondan sonra bir de ben kalkıp seni mi arayacağım? Şimdi ben bunları söylemeyip de ne söyleyeceğim arkadaşlar? Sen ara. Niye aramıyorsun? Niye bilgi vermiyorsun? Bu süreçte milletimizi bilgilendirmek için gerekli her türlü açıklamada yapılmıştır. Hatay valimizden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na, bakanlarımıza kadar her seviyede bilgiler milletimizle paylaşılmıştır. Milletin önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar. Niye yapmadılar? Ben herkese sormak isterim. Aklı bali olan herkese sormak isterim. CHP'nin başındaki zat o sırada kim bilir hangi sinsiliklerin, kim bilir hangi senaryoların, kim bilir hangi ümitlerin peşinde olduğu için kimin çalıştığını, kimin ne açıklama yaptığını takip edememiş olabilir. O gece çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. İki gün sonra da Genelkurmay Başkanı başsağlığı dileği için bir tweet attı. Çok önemli bir şey. Yeni öğrenmiş demek ki. Yeni öğrenmiş herhalde. Biraz adalet lazım, biraz hukuk lazım. Biraz insana saygı lazım ya. Niye aramıyoruz? On binlerce anne o gece sabaha kadar uyumadı ya. On binlerce baba o gece sabaha kadar uyumadı ya. Sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. İstanbul milletvekillerini topladı. AK Parti İstanbul milletvekilleri. Bazıları AK Parti'nin eski İstanbul milletvekilleriydi. Orada bir konuşma yaptı. İlk kez çıkıyor. 33 şehidimiz var. İlk kez televizyona çıkıyor. Ve televizyonda açıklamalar yapacak. Herkes de dinliyor. Ekonomiden bahsetti. Başarılarından bahsetti. İşsizliği nasıl engelleyecekler ondan bahsetti. Bir sürü şeylerden bahsetti. Tabii doğal olarak bir de benden bahsetti. Tabii 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken mücadeleden kaçan tankların arasından sıyırıp
Ondan sonra belediye başkanının konutunda veya bir başka evde kahvesini yudumlayanlardan, evet, bu millette şehadet yolunda gitmek gibi bir şey olmaz. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı Türkiye'yi emperyal güçlerden koruyacaklar? Bunlar mı Türkiye'nin çıkarlarını savunacaklar? Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum. Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Vatan kadar değerli bir şey yoktur. Bayrak kadar değerli bir şey yoktur. Bizim vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz lafla değildir. Lafla olmaz. Kimin nerede olduğunu çok dikkatle takip etmemiz lazım. Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır ne millettir. Siz oturursunuz, 34 şehidiniz olur, sarayınızda oturursunuz, çayınızı kahvenizi içersiniz, İdlib'de neler olduğunu telefonlarla dinlersiniz, milletin önüne çıkmaya utanırsınız. Kılıçdaroğlu mevcut tutumuyla Esed'in Suriye'de, İsrail'in Filistin'de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmaktadır. 3 gün geçtikten sonra çıkarsınız, hedef Kılıçdaroğlu. Niçin? Kılıçdaroğlu vatansever. Nasıl devireceğiz Kılıçdaroğlu'nu? Feriştahınızı gelse deviremez. Çünkü biz haklıyız arkadaşlar. Biz haklıyız. Biz haklıyız arkadaşlar. Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye açıklama yaptı. Bu Arif Nihat Asya'nın bir şiiri. Çok güzel bir şiir aslında. Şehitler Tepesi'nden, rüzgarın esmesinden ve bayrağın dalgalanmasından da söz eder. Şehitler Tepesi zaten boş değil ki. O tepede yüz binlerce şehit var. O tepede dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki, neden ben buraya daha fazla şehit defnetmiyorum? Neden daha fazla şehit Türkiye'ye gelmiyor? O tepe asla boş kalmayacak diyor. Sürekli şehitler gelecek diyor. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala ısrarla Şehitler Tepesi boş kalacak diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir. Erdoğan gidiyordu bazı yerlere, değil mi? Öl de ölelim diye slogan atıyorlardı. Hepsini topla gönder İdlib'e. Gönder oraya. Şehitler Tepesi de boş. Gönder oraya. Geldiği zaman da ağırla bağırıyor oradan. Ama yapmıyorsun. Seni kefenle karşılayanlar vardı. Niye göndermiyorsun oraya? Ben inanarak, atalarımızdan ilham alarak Şehitler Tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim. Sen oturacaksın çocuklarınla beraber Beştepe'de. Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu efendim Şehitler Tepesi'nde. Değerli arkadaşlarım, sizin çocuklarınız Beştepe'de, uçan saraylarda, efendim diğer saraylarda otur.